Merhaba, saat 5 oldu. NTV'de günün içinden kuşağında ikinci saat dilimiyle karşınızdayız. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangını haberleri ard arda geliyor. Çanakkale ve Hatay'da çıkan orman yangınlarını söndürmek için ekiplerin mücadelesi sürmekte. Çanakkale'de alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılıyor. Hatay'da ise Belen ilçesindeki yangın nedeniyle iki mahalle boşaltıldı. NTV ekipleri iki sıcak noktada canlı yayın için hazır. Osman Terkan Çanakkale'de, Baran Bilay ise Hatay'da yayın için bizi bekliyor. Önce Çanakkale'ye gidelim ve Osman Terkan'a bölgedeki son durumu soralım. Osman. Evet, Çanakkale'de alevlerle mücadele, yoğun mücadele devam ediyor. Az önceki yayınımızda yaklaşık 500 metre yukarıdaydık. Kemal Köyü'nün giriş noktasıydı orası. Alevlere teslim olan nokta, birçok ahır, yine köylere ait tarım arazileri alevlere teslim olmuştu. O bölgedeki ormanlık alanlar yanmıştı. Şimdi alevler adım adım köye yaklaşıyor. Bu köy dün tahliye edilmişti, boşaltılmıştı ama bugün ekiplerin müdahalesi başarılı olunca köylüler yeniden buraya, evlerine geri dönmeye başlamışlardı ki öğle saatlerinde şiddetli rüzgarın başlamasıyla, rüzgarın da yön değiştirmesiyle birlikte alevler yeniden köye ilerlemeye başladı ve artık metreler kaldı. Bakın, burası meyve ağaçlarının, meyve bahçelerinin bulunduğu yer. Yaklaşık 10-15 metre ilerimizde duman yükseldiğini görebiliyorsunuz. İşte helikopter de geldi. Yangın söndürme helikopteri, 8 helikopter gün boyu burada görev başındaydı ve bambilerle aldıkları suyu, yaklaşık 2,5 tonluk suyu alevlere bırakıyorlar. Şimdi de müdahalede bulunacaklar. Bakın, yaklaşık aramızda 25-30 metrelik bir mesafe var suyu bıraktığı alan. İşte alevler o noktaya kadar geldi. Şu anda köyün çevresi alev çemberinde, köy alev çemberinin ortasında kalmış durumda. Az önce AFAD ekipleri, yine jandarma ekipleri buraya geldiler ve evlerinde olanları yeniden uyardılar. Evlerinden çıkmalarını, evlerini terk etmelerini istediler ve kapı kapı da şu anda geziyorlar. Evleri boşaltıyorlar çünkü risk giderek büyüyor. Metreler kaldı alevlerin köye ulaşması. Sadece burası değil, Kemal Köyü değil, bölgede 5 köy alevlerin tehdidi altında. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekipler çalışmalarına havadan ve karadan başlamışlardı. 30'dan fazla arazözle orman içlerine, orman derinliklerine girildi. Hortumlar çekildi. Ama tarlalar, yine saman dolu tarlalarda, işte o alevler oraya sıçrayınca, saman dolu tarlalara sıçrayınca alevler hızlandı, ilerledi. Rüzgar da başlayınca, sert esmeye başlayınca ortaya korkunç bir görüntü çıktı ki yaklaşık bir saat önce gerçekleştirdiğimiz yayında göz gözü görmüyordu köyün dışında ve ekipler de o bölgeyi terk etmek zorunda kaldılar. Şu an için ekiplerin set kurduğu nokta Kemal Köyü'nün hemen giriş noktası. Burada alevleri bekliyorlar. Bir taraftan az önce siz de gördünüz, bir tanesi, bir başkası daha geliyor helikopterlerle. Bakın, yerleşim alanı yaklaşık 20 metrelik, 30 metrelik bir mesafe sonrası meyve bahçeleri başlıyor. Arkası az önce sizlere yayın yaptığımız nokta, o tarlaların, ahırların bulunduğu, yine bazı evlerin alevlere teslim olduğu nokta. İşte alevler buraya atladığı takdirde yaklaşık 300 kişinin yaşadığı Kemal Köyü tehdit altına girecek ki dün bu risk vardı, o nedenle de boşaltılmıştı. Şimdi 4 yangın söndürme uçağı da gün boyu bölgeye su taşıdılar. Çanakkale Boğazı'na çok yakın bir noktadayız. Helikopterler o özel oluşturulan havuzdan suyu alıyorlar. Onlar buraya getiriyorlar. Uçaklar da Çanakkale Boğazı'ndan suyu alıp, denizden suyu alıp buraya getiriyorlar. Bakın, şimdi yine bir başka yangın söndürme helikopteri bambisindeki suyu sorti yaparak ağaçların üzerine bıraktı. Muhtemelen, tabii ki biz buradan çok net göremiyoruz ama teknisyen, pilot yukarıdan net bir şekilde görüyor alevlerin nereye geldiğini. İşte suyu bıraktıkları yerde anlaşılıyor ki alevlerin ulaştığı son nokta. Yani birkaç metre kaldı artık ve o alevler buraya ulaşırsa işte burada gördüğünüz yüzlerce hane tehdit altına girecek. Belki alevlere teslim olacak. Bu nedenle de
dün tahliye edilmişti. Bugün de tek tek emin olmak için ekipler kapı kapı geziyorlar. Kapıları çalıyorlar. Evlerde kimse olup olmadığını anlamak için. İşte bakın karşıdan gösterebilirse Cumhur Çatkaya. İki helikopter ard arda peş peşe geliyorlar. Yoğun bir mücadele var. Zaten köyün üzerindeki duman tabakasında görebiliyorsunuz. Bugün gün boyu bölge dumanla kaplandı. Hatta öğle saatlerinde bir ara akşam oldu zannettik. Öylesine hava karardı. Yoğun dumandan, siyah dumandan dolayı. Ama rüzgarla beraber yavaş yavaş zaman zaman dağılıyor. Zaman zaman alevlerin yükselmesiyle birlikte yeniden her yeri duman basıyor. İşte geldi bir diğer yangın söndürme helikopteri. 8 helikopterden bir tanesi. Şimdi bakın yerleşim yerleri de o ağaçların, meyve ağaçlarının ve çam ağaçlarının bulunduğu sınıra Bambisi'ndeki suyu bırakacak. Yetkililer 500 hektardan fazla alanın hasar gördüğünü söylemişlerdi ki gün içinde bu alanın belki 2-3'e katladığını tahmin edebiliyoruz. Çünkü büyük bir alanda, geniş bir alanda, geniş bir coğrafyada bu yangın gün boyu devam etti. İşte bir başka Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopter, Sikorsky tipi helikopter. O da bu göreve katılıyor. Destek için burada. O da şimdi az önce bir önceki helikopterin su boşalttığı yere o da müdahalede bulunacak. Muhtemelen orada ciddi bir sıkıntı var. Çünkü alevlerin yükseldiğini buradan bulunduğumuz yerden görebiliyoruz. Kızılkeçili köyünde başlamıştı. Dün 16.30 sularında iki ayrı noktada çıktı. Tabii yangının neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Soruşturma başlatıldı ama biz bugün yaptığımız çekimler sırasında o yangının meydana geldiği ormanlık alanda çok sayıda şişe kırığı, yine içki şişelerinin gelişigüzel atıldığını, çöplerin gelişigüzel bırakıldığını gözlemledik. Muhtemelen yine bu yangında koskoca 5 köyü tehdit eden bu yangında insan kaynaklı çıkacak muhtemelen. Ama ekiplerin tabii ki şu an için bu netlik kazanmadı. Ekiplerin bu konudaki çalışmaları, soruşturması devam ediyor Ahmet Arpat.